Hoş geldiniz kanalıma sevgili öğrenciler. Bu videomda 5. sınıf bursluluk deneme sınavına yer verdim. Sizler videoyu izlemeden önce videonun açıklamalar kısmına eklediğim linkten soruları bilgisayarınıza indirin. Soruları çözün, daha sonra videomu izleyin. Hepinize başarılar. Bu arada küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. 1. soru: cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Mavi denizi, virgül, güzel koyları, virgül, burada birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelime veya kelime gruplarını ayırmak için kullanılmış. Mavi deniz kelime grubu oluyor, güzel koy kelime grubu oluyor. Bunlar sıfat tamlaması arkadaşlar. Yani virgül sıfat tamlamalarını ayırmak için kullanılmış. Mavi denizi, virgül, güzel koyları ve ağaçsız dağları olan yer neresidir? Bu bir soru cümlesidir. Cümlede soru anlamı var. Nere arkadaşlar? Soru zamiridir. Evet, nere soru zamiri cümleye soru anlamı katmış. Bu durumda virgül ve soru işareti doğru cevap olacak. O da B seçeneğinde var arkadaşlar. Cevap Bursa. Şimdi 2. soru: aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Denizli Türk mutfağında et yemeklerinin özel bir yeri vardır. Neden özel bir yeri vardır? Cevabı yok, geçelim. Tatil planı yaparken ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Neden ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor? Cevabı yok, geçiyoruz. 89'dan önce burada ne köprü, ne yol, ne de ekili bir arazi vardı. Neden orada 89'dan önce köprü, yol ve ekili arazi yokmuş arkadaşlar? Cevabı var mı? Yok. Geçelim. Demek ki cevap Adana. Kayısı lifli bir meyve olduğundan bağırsakları korur. Sonuçta bağırsakları korur. Bağırsakları korumasının nedeni nedir? Kayısının bağırsakları korumasının nedeni nedir? Lifli bir meyve olduğundan. Şu çizdiğim bölüm neden oluyor arkadaşlar? Yani cevap Adana. Duğundan ifadesi cümleye neden anlamı katmış. Sevgili öğrenciler, neden sonuç cümlelerinde ya dığından ifadesi olur. Tabii ki dığından, diğinden, duğundan, düğünden, tığından, tiğinden, tuğundan, tüğünden şeklinde de olabilir. Bunları unutmuyoruz. Veya dığ için ifadesine çevirin cümleyi. Yani neden sonuç cümlelerini dığ için ifadesine çevirebilirsiniz. Kayısı lifli bir meyve olduğu için bağırsakları korur. Soru 3. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır. Şimdi bu tarz soruları çözerken seçeneklerden yola çıkabilirsiniz. Ara sıra demek, nadiren demek, nadiren demek, bazen demek, kimi zaman demek, arada sırada demek, arada bir demek, kimi vakit demek, zaman zaman demek. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Çok sık ifadesi aralıksız olarak anlamına gelir. Devamlı, sürekli anlamına gelir arkadaşlar. Bakın, B seçeneğindeki ifade diğer seçeneklerdeki ifade ile çelişmiş oldu. Zaten koalaların hakkında bilgisi olan, koalaların yere çok az indiğini, nadiren indiğini, ara sıra indiğini hemen bilir arkadaşlar. Cevap Bursa. Bir de okuyalım. Mükemmel birer tırmanıcı olan koalalar keskin pençeleriyle ağaç kütüklerine ve dallara tırmanır. Yere ara sıra, nadiren, bazen inerler arkadaşlar. Çok sık inmezler. Cevap Bursa. 4. Hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Şimdi Adana'da Ağrı Dağı ifadesi var. Özel isimlerden sonra gelen Ağrı özel isim, dağ, ırmak, nehir, yayla, ova gibi kelimeler, coğrafya ile ilgili kelimeler büyük harfle başlar. Bunlara gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. A'da yanlışlık yok. Peki B'de Ömer Bey ifadesi var. Şimdi Ömer özel isim, özel isimlerden önce ve sonra kullanılan, daha doğrusu özel isimlerden önce ve sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. Ömer Bey'de herhangi bir yanlışlık yok. Alaçatı özel isim arkadaşlar. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle. Bu durumda baş harfi büyük yazılır, doğrudur. L yapım ekidir. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. B'de yanlışlık yok. C seçeneği: tarlada güneş altında çalışmak işlerimizi zorlaştırdı. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamında kullanıldığında büyük harfle başlar. Güneş kelimesi burada yıldız anlamında kullanılmamış arkadaşlar. Sıcak anlamında kullanılmış. Tarlada sıcak altında çalışmak işlerimizi zorlaştırdı. Bu durumda güneşin G'sinin küçük yazılması gerekirdi. Şöyle bir cümle kursaydım, güneşin G'sini büyük yazacaktım. Ekranda görüyorsunuz cümleyi. Bilim adamları güneşte patlama olduğunu söylüyor. Evet, o zaman güneş kelimesinin G'sini büyük yazacaktım. Çünkü güneş orada yıldız anlamında kullanılmış arkadaşlar. Bizim yıldızımızın adı güneştir. Evet, C'de güneşin G'sinin küçük yazılması gerekir. Peki D'de doğru bu durumda. Çankaya Lisesi demiş arkadaşlar. Şurayı, sayfayı temizleyelim. Şimdi arkadaşlar, Çankaya Lisesi ifadesi yanlış değil.
Kurum hatları büyük harfle başlar. Bakın lisenin L'si büyük yazılmış. Doğrudur. Yani A, B ve D'de herhangi bir yanlışlık yok. C'de güneş kelimesinin G'si küçük yazılacak. Çünkü kelime yıldız anlamında kullanılmamış. Beşinci soru, hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Adana beşer kişilik gruplar oluşturup oyuna başladık. Beşer kelimesi yazı ile yazılmış. Doğru. Üleştirme sayısıdır. Paylaştırma demektir üleştirme. Üleştirme sayıları rakamla gösterilmez arkadaşlar. Yazı ile yazılır. Evet, A doğru. Yarışmada ikinci olduğunu öğrenince çok sevindi. İki ifadesi sıra bildiriyor arkadaşlar. Sıra sayısı. Şimdi 2'den sonra nokta da getirebilir. Nokta ıncı ince anlamına gelir. Bakın ikinci diye okunuyor. Nokta yerine kesme işareti ve derece bildiren 2 de getirebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, bu şekilde yazılıyor ve okunuyor. Tabii ki 2'de ne var? İ var arkadaşlar. Şimdi 2'de İ olduğu için incinin İ'si gelmez arkadaşlar. İncinin İ'si yazılmaz. Bakın incinin İ'sini yazsam nasıl okuyacağım? 2 inci olmaz arkadaşlar. Bu şekilde bakın ikinci. Evet. Yani B'deki sayının yazımı da doğru oluyor. Kurtuluş Savaşı 19'da Samsun'da başladı. Sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. C de doğru. Kurtuluş Savaşı tarihi olaydır. Tarihi olaylar büyük harfle başlar cümle içerisinde. Şimdi cevap Denizli. Babaannem 95 yaşında vefat etti. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar yazıyla yazıldığında arkadaşlar ayrı yazılır. Birleşik yazılmaz. Bu durumda yanlışlık D'de yapılmış arkadaşlar. 95 diye ayrı yazılacak. Evet, 95. Üşenmeden siz de yazın arkadaşlar. Burası çok önemli. Çok çok önemli. Cevap Denizli. Altıncı soru. Parçada altı çizili deyimle anlatılmak istenen hangisidir? Anadolu'nun dağları üzerine neler söylenmedi, neler yazılmadı? Anadolu dağ dedi durdu, dağlara döktü derdini. Ovasını obasını çeviren sıra sıra dağları çilisinin ortağı saydı. Şimdi derdini dökmek bir deyimdir arkadaşlar. Derdinin sıkıntılarını ayrıntılı olarak anlatmak, dile getirmek anlamlarına gelir. Cevap Adana, sıkıntılarını ayrıntılı olarak anlatmak. Yani arkadaşlar Anadolu insanı dağlara dertlerini, sıkıntılarını ne yapmış? Anlatmış. Nasıl anlatmış? Türkü söyleyerek anlatmış arkadaşlar. Karacaoğlan gibi. Yedinci soru. Parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Dışarıdan çok ihtişamlı görünen, bakın görünen dediğine göre görme organı, yani görme duyu organı kullanılmış. Köşke yavaşça girdi. Burası sıcak sayılırdı. Evet, sıcağı hissetmiş arkadaşlar. Teniyle sıcağa dokunmuş oluyor. Peki, yani teniyle sıcağı hissetmiş arkadaşlar. Peki, güneş taş merdivenlerden çıktı. Antrenin yani girişin salonun lambaları yakılmıştı. Ömründe görmediği bu ihtişama, bu süsleri hayretle baktı. Özellikle salondaki eşyalar onu büyülemişti. Halılar, duvardaki resimler, vazolar, ağır perdeler, ortadaki masa. Hepsine ayrı ayrı bakıyordu. Yemek odası da çok süslüydü. Yemek vakti yaklaştığı için et ve börek kokuları da duyuluyordu arkadaşlar. Bakın koklama duyusu ile ilgili ayrıntıya da yer verildi. Hangi duyu ile ilgili ayrıntı yok? Tatma duyusu ile ilgili ayrıntı yok. Kim bilir ne yemekler yenecekti bu yemek odasında? Evet, cevap Adana. Soru 8. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma, kıyaslama yapılmıştır? 3 numaralı cümle cevap oluyor. Bölgedeki en ünlü sulak alan Mersin yakınlarındaki Göksu Deltası'dır. Şimdi bölgedeki sulak alanlar karşılaştırılmış ünlü olma yönünden. Şöyle diyelim, Göksu Deltası ile diğer alanlar veya diğer deltalar ünlü olma yönünden karşılaştırılmış arkadaşlar. Cevap C. Bakın en miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmış. 9. soru, parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznel bir ifade vardır? 1. Baharın gelmesiyle Kaz Dağı'nda geleneksel doğa yürüyüşleri başladı. Bunu ispatlayabilirsin. Bu bilgi kanıtlanabilir. Nesnel cümle. Ender bitkileriyle dikkat çeken bölge coğrafyasıyla da insanı hayrete düşürüyor. Beni hayrete düşürmez arkadaşlar. Düşürmeyebilir. Kişiden kişiye değişen bir cümle. 2 numaralı cümle, öznel yargılı cümle. Kaz Dağı muhteşem manzarası. Bakın yine muhteşem kelimesi cümleye öznellik katmış. Herkes için geçerli bir ifade değil. Bir başkası için manzara o kadar muhteşem olmayabilir. Yine 3 numaralı cümle, öznel yargılı cümle.
Dolayısıyla 2 ve 3 numaralı cümlede öznel anlatım var. Cevap Ceyhan. 10. soru, numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olur? Bu tarz soruları çözerken her zaman söylüyorum. Anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grupları arayacaksınız. Cevap Ceyhan. Yaz boyunca İstanbul'da gezilecek çok yer vardı. Vaktimiz de boldu. Peki biz vaktimizi nasıl değerlendirdik? Biz vaktimizi müze gezilerine ayırmayı tercih ettik arkadaşlar. Bakın müze gezeceklermiş. Bu durumda gezdiğimiz müzeler içinde en etkileyici olanı arkeoloji müzesiydi arkadaşlar. Peki 2'den sonra 1 geliyor bakın. Müzenin çocuk bölümü de vardı ama maalesef tadilat nedeniyle kapalıydı. Bu yüzden gezemedik. Evet, müzenin çocuk bölümünü gezememişler. Bunun üzerine ne yapmışlar? Ben de bu müzenin gezemediğimiz bölümleriyle ilgili internetten araştırma yaptım arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 11. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Üçü söylenir, biri söylenemez. Kral ne demiş? Konuşma çizgisi. Bir örtü istiyorum dedi gökyüzüne. Peki hem de hemen çok güzel bir örtü olsun. Derken kar yağmaya başladı. Kar iri iri, iri iri ifadesi ikilemedir. İkilemelerden yararlanılmış oluyor. Bembeyaz taneler halinde yağdı. Yine konuşma çizgisi. İşte örtün dedi gökyüzü. Bakın insanın konuşma özelliği gökyüzüne verildi. Yani konuşturma sanatı yapıldı. Peki ve toprağın üzerine ışıl ışıl bir parıltı verdi gökyüzü. Kral ne demiş bunun üzerine? Teşekkürler demiş kral şaşkınlıkla. Evet arkadaşlar, burada anlatım 3. kişi ağzından yapılmış. Yazar olayı dışarıdan gözlemlemiş ve olayı bize aktarıyor arkadaşlar. D de çıkar. Tanımlamaya yer verilmemiş arkadaşlar. Yukarıdaki yazı olay yazısı. Olay yazılarında tanımlama olmaz. Yaşadığı olayı düşünüp yavaşça dişlerini sıktı. Gözlerini buruşturdu. Kızamıyordu ama kızdığı zamanlarda olduğu gibi yanaklarına bir titreme geldi. Tam ağzını açacaktı ki vazgeçti. Şimdi burada Selim arkadaşlar olayın ana karakteri, kahramanı oluyor. Artımızı atalım. Olaysız hikaye olmaz. Olaya da artımızı atalım. Yer neresi? Selim nerede sinirlenmiş, nerede ağlayacak gibi olmuş arkadaşlar? Salonda. Evet, yere, mekana artımızı atalım. Demek ki yukarıdaki olay yazısında yardımcı karakterlere yer verilmemiş. Peki olay nedir? Olay Selim'in biraz kızması, biraz ağlayacak gibi olması arkadaşlar. Konuşmak isteyip de konuşamaması. 13. soru, metinde Van kedisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hangisinden söz edilmemiştir? Suyla oynamayı hatta yüzmeyi seven bir kedi türü olabilir mi? Belki şaşıracaksınız çünkü suyu seven bir kedi türü var. Yani Van kedisi suyla oynamayı seven bir türmüş arkadaşlar. C seçeneği çıkıyor. Hem de bizim ülkemize özgü bir tür. Bu durumda Türkiye'ye özgü bir kedi türü olarak da bilindiğini yukarıdaki metinden çıkarmış oldum. Evet, bütün dünya onu Van kedisi olarak biliyor. Ona Türklerin yüzen kedisi de diyorlar. Kendi isteğiyle suda yüzmeyi ve suyla oynamayı seven bir kedi türü o. Van kedisinin özellikleri sadece suyu sevmekle bitmiyor. Ancak bilmemiz gereken en önemli nokta soylarının, nesillerinin tükenmekte olduğu arkadaşlar. Bu durumda B seçeneği de çıkıyor. Neslinin tükenmek üzere olduğuna dair bilgi var yukarıdaki metinde. Demek ki A seçeneği çıkmıyor. Dünyada sadece Van'da yaşayabildiğine dair yukarıda bir bilgi yok. Van kedisinin en önemli özelliği arkadaşlar Van'da yaşaması değil. Bütün dünyanın bu kediyi, Van kedisini tanımasının nedeni Van'da yaşayan kedilerin suyu sevmesi ve suda yüzmesi. Soru 14. Metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilgisi vardır? Cevap 2 numaralı cümle. Haberi bir an evvel, bir an önce eve ulaştırmak için koşmaya başladım. Sonuçta koşmaya başladım. Koşmaya başlamamın amacı ne? Haberi bir an evvel eve ulaştırmak için arkadaşlar. Mak için ifadesi varsa orada amaç sonuç cümlesi vardır. Veya haberi bir an evvel eve ulaştırmak amacıyla koşmaya başladım. 15. soru, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Senin bu anlattıklarına inanıyorum ama bu konuyu bir de başkalarından dinlemek istiyorum. Bakın ama bağlacı ne yaptı? Düşüncenin yönünü değiştirdi arkadaşlar. A seçeneğindeki ifade gelir. Senin bu anlattıklarına inanıyorum ama senden farklı düşünüyorum. Bakın yine ne yaptı? Ama bağlacı düşüncenin yönünü değiştirdi. B'deki ifade de gelir. Senin bu anlattıklarına inanıyorum ama bu konuda araştırma yapmalıyım. Bakın yine ama bağlacı ne yaptı? Düşüncenin yönü değiştirdi. C seçeneğindeki ifade de gelir. Demek ki cevap Denizli. Senin dediklerini kabul ediyorum. Arkadaşlar ama bağlacından sonra senin dediklerini kabul ediyorum ifadesi gelmez. Az önce ne demiştim ben size? Ama bağlacından sonra düşüncenin yönü değişecek arkadaşlar. Olumlu cümle olumsuza veya olumsuz cümle olumluya çevrilecek. Şimdi senin bu anlattıklarına inanıyorum olumlu bir cümle.
Senin dediklerini kabul ediyorum, yine olumlu bir cümle olmadı arkadaşlar ama bağlacı gelmez. Başka bir bağlaç getirelim oraya. Senin bu anlattıklarına inanıyorum, hatta senin dediklerini kabul ediyorum. Bakın, hatta bağlacı getirdim ama hatta bağlacı düşüncenin yönü değiştirmedi arkadaşlar. Destekleyici ve açıklayıcı bir ifade görevinde kullanıldı. 16. soru. Paragrafta aşağıdakilerden hangisine insana ait özellikler verilmiştir? Güneş bulutların arasından ağlar gibi görünüyor, yağmurun içinde ürperiyordu, çağlayarak akan derenin sesini dinliyordu. İnsanın ağlama özelliği, ürperme özelliği ve dinleme özelliği güneşe verilmiş, yüklenilmiş. Yani cevap bursa kişileştirme söz sanatı yapılmış. Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşul, şart anlamı vardır? Bizim için çay adını bizden almış olan Türk kahvesinden bile değerlidir. Burada koşul anlamı yok. Ahlat Doğu Anadolu'da göl kıyısında bir kasabadır. Yine koşul anlamı yok. Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki onarım biterse orayı ziyaret edeceğiz. Sonuçta orayı ziyaret edeceğiz. Orayı ziyaret etmemizin koşulu, şartı nedir? Evet, onarım biterse arkadaşlar. Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki onarım biterse C cümlesi, koşul sonuç cümlesi. Bakın SSA koşul ekidir, unutmayalım. Cümleye koşul anlamı katar. 18. soru. Biriktirme çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır arkadaşlar? İşten artmaz, dişten artar atasözünün açıklamasını az önce ben size okumuş oldum. Cevap Ceyhan. Şimdi iş insanın aynasıdır arkadaşlar. Bir insanın nasıl bir kişi olduğunu yaptığı işten anlayabilirsiniz demeye getiriyor. İşleyen demir ışıldar. Evet arkadaşlar, tembel tembel oturan kimse hantallaşır. İş yapma yeteneğini yitirir. Çalışan kimse gittikçe açılır, yararlı işler yapar. İş bilenin kılıç kuşananın, sevgili öğrenciler her şey onu gereği gibi kullanan kişilere yakışır demeye getiren bir atasözü. Cevap Ceyhan. 19. soru. Metinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Her çocuk tarafından sevilerek okunan kitaplardan biri de Johanna Spreyi'nin Haydi adlı eseridir. Bakın Haydi adlı kitabın yazarı kimmiş? Johanna Spreyi'miş arkadaşlar. A seçeneğindeki sorunun cevabı var. Peki Haydi dedesinin yanında mutlu bir şekilde yaşarken teyzesi tarafından zengin bir ailenin yanına götürülür. Haydi orada yaşamaya başlar ancak ailesinden uzakta olduğundan çok mutsuzdur. Haydi'nin mutsuzluğunun sebebini az önce okudum arkadaşlar. Ailesinden uzak kaldığı için mutsuz. C seçeneğindeki sorunun cevabı da var. Gittiği evdeki yürümeyen kızla arkadaşlık etmeye başlar. Daha sonra arkadaşıyla dedesinin yanına Alp Dağları'na gider. Haydi'nin dedesi nerede yaşıyor? Alp Dağları'nda yaşıyor arkadaşlar. D seçeneğindeki sorunun da cevabı var ama B seçeneğindeki sorunun cevabı yok. Haydi neden başka bir ailenin yanına götürülmüş? Bunun cevabı yok. 20. soru. Parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Evet, ana fikir istiyor. Geçmiş yaşanmış bitmiştir. Yani geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişe müdahale edemeyiz. Oysa gelecek farklı. Hepimiz geleceğimizi iyi planlayabiliriz, tasarlayabiliriz. Yaşantımızı bu plana göre sürdürmeliyiz. Çünkü ömrümüzün geri kalan kısmı gelecekte yaşanacak. Bu durumda geçmişi değiştirmek imkansızdır ama geleceği tasarlamak, planlamak mümkündür arkadaşlar. O da bizim elimizde. Cevap Ceyhan. 21. soru. Parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Evinde birçok kitabı olup da okumayan pek çok insan vardır. Sayfaları okumak için açılmamış kitaplarını camakanlı kitaplıkların karşısına geçip seyreder bu insanlar. Kitaplar süstür onlar için. Bu durumda tozlarının alınması okumalarından daha önemlidir. Bu yüzden ifadesi noktalı yere gelecek arkadaşlar. Kitaplar onlar için bir süs olduğu için bu insanlar kitapların sadece tozunu alıyor. Yani kitapları okumuyor arkadaşlar. A seçeneği doğru cevap oluyor. Böyle bir kimse ileride kitapları sevmeyecektir. Bundan söz edilmiyor. Kitapları süs olarak kullanıyorlarmış bu insanlar. Geniş görüşlü olmayan kimseler kitap okumaktan korkarlar. Bu da farklı bir konuya geçti. Bizde okumak denince bir meslek elde edene kadar okumak anlaşılıyor. Burada da meslekten söz ediyor. Evet, cevap Adana. 22. soru. Parça 2 paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlar? Birinci cümle. Dünyanın 5. büyük kıtası olan Antarktika dünyadaki en soğuk ve en rüzgarlı kıta. Neredeyse tamamı buzla kaplı olan kıtanın büyük bölümünde buzun kalınlığı 3 kilometreyi bulur. Buradaki en düşük sıcaklık -89 derece imiş. 4. Antarktika'nın çetin iklim koşullarına dayanabilecek canlı türü sınırlıdır. Arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı cümlede Antarktika'nın soğuğundan söz edildi. 4 numaralı cümleden itibaren Antarktika'da yaşayan canlılara geçildi. Bu durumda 4 numaralı cümleden itibaren
Arkadaşlar ikinci paragrafa başlayabilirsiniz. Evet, bu koşullara deniz aslanları, balinalar ve penguenler dayanabiliyormuş. Yani 1, 2 ve 3 numaralı cümlede Antarktika'nın soğuğundan 4 numaralı cümleden itibaren Antarktika'nın soğuğuna dayanabilen canlılardan söz edilmeye başlanıldı. 23. soru, parçada numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam bütününü bozmaktadır? 1. Kar kristallerinin çoğu altı köşelidir. 2. Bu kristallerin hepsinin farklı bir şekli vardır. 3. Bu şekiller havanın sıcaklığına bağlı olarak değişir. 4. Kar sıcak hava ile karşılaştığında çoğunlukla erir ve yağmura dönüşür. Sevgili öğrenciler, 4 numaralı cümlede kar kristallerinden söz edilmedi. Karın sıcak hava ile karşılaştığında çoğunlukla eridiğinden söz edildi. Yani yağmura dönüştüğünden söz edildi. Bu durumda anlam bütününü bozan cümle 4 numaralı cümle, yani cevap Ceyhan. Örneğin soğuk havalarda çubuk ve iğne şeklini alır. Şimdi soğuk havalarda çubuk ve iğne şeklini alan kar kristalleri arkadaşlar. Yine bakın 5 numaralı cümle ile 3 numaralı cümlenin, yani 1, 2 ve 3 numaralı cümlenin devamı örneklendirilmiş. Evet, havanın çok soğuk olmadığı günlerde ise kar kristallerinin şekilleri daha karmaşık olurmuş. 4 numaralı cümle metnin anlam bütünlüğünü bozmuş oldu. 24. Numaralanmış cümlelerin hangisinde silmek sözcüğü ilişkisini koparmak, yok saymak anlamında kullanılmış? Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi. Silmek sözcüğü burada yazıyı, çizgiyi ve benzerini kazıyarak veya sürterek yok etmek anlamında kullanılmış. Yazıyı, silgiyi sürterek yok etmiş. Bayramdan önce evi köşe bucak sildi, yani temizledi. Ben onu sildim. Evet, ben onu yok sayıyorum. Artık onunla ilişkimi kopardım. Bir daha onunla görüşmem diyor mecazen. Cevap 3, yani Ceyhan. Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi. Silmek sözcüğü burada tozunu almak, kirini almak anlamında kullanılmış. Cevap Ceyhan. 25. soru, tablo yorumlama sorusu. Bu tabloda bir alışveriş merkezinde bulunan bazı mağazalar gösterilmiştir. Evet, buna göre kırtasiyenin yeri aşağıdakilerden hangisine doğru taranmıştır? Evet, sağ tarafa aldık seçenekleri. Şimdi alışveriş merkezi 3 katlı, 1. kat, 2. kat ve 3. kat. 1. katta market var, 2. katta giyim ve beyaz eşyası mağazası var. 3. katta lokanta var, sol taraf ve sağ taraf, evet, tabloda yerini almış. Şimdi aşağıdaki bilgilere göre tabloyu doldurunuz. Tatlıcı 3. katta imiş ama nereye yazacağım tatlıcıyı, buraya mı yazacağım, buraya mı yazacağım bilemiyorum, kalsın. Peki kuaför kırtasiyenin üst katında bulunur. Bunu da bilemiyorum arkadaşlar. Yani kuaför ve kırtasiyeyi nereye yazacağım bilemiyorum tabloda. Şu anda bilemiyorum, kalsın. Dondurmacı lokantanın hemen solunda yer alır. Evet, lokanta neresi? Şurası arkadaşlar. O zaman şuraya dondurmacıyı ne yapacağız? Yazacağız sevgili öğrenciler. Artımızı atalım. Marketin hemen solunda kuru yemişçi vardır. Marketin solu şurası arkadaşlar. Şuraya ne yazacağım? Kuru yemişçi yazacağım. Evet. Bu durumda arkadaşlar bu cümlemi de ne yapalım? Artımızı atalım. Peki. Ne kaldı geriye? Tatlıcı 3. kattadır ifadesi kaldı. Bakın 3. katta boş yer en sağda, lokantanın sağında kaldı. Bu durumda tatlıcı buraya yazılacak arkadaşlar. Lokantanın sağına artımızı atalım. Şimdi kuaför kırtasiyenin üst katında bulunuyormuş. Peki. Bu durumda kırtasiye 1. katta oluyor arkadaşlar. Kırtasiye, kuaför de 2. katta oluyor. Haliyle ne oldu? Kuaför kırtasiyenin üst katında yer aldı arkadaşlar. Kırtasiyenin olduğu bölüm hangisi seçeneklerde? Evet. Kırtasiyenin yeri aşağıdakilerden hangisi de doğru taranmıştır derken bakın şu bölüm ne oluyor? Kırtasiyenin olduğu bölüm oluyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Sevgili öğrenciler, bu şekilde deneme sınavımızın sonuna geldik. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.